Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde küçük cevşen yapacağız. Bu sevimli cevşenlerden yapacağız arkadaşlar. Bu cevşenlerimizi kolye olarak aynı zamanda küçük bebekler için de nazarlık olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. Nerede kullanmak istiyorsanız, ihtiyacınız neredeyse orada kullanabilirsiniz. Bakın böyle deri aparat kullanabilirsiniz. Ya da metal aparat kullanabilirsiniz. Kolye olarak kullanacaksanız. Eğer metale alerjiniz varsa böyle deri de kullanabilirsiniz. Floş ip olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı bu şekilde yapacağız. Çalışmamıza geçelim arkadaşlar. Bu işimiz için gereken malzemelerimiz dizide kum boncuğumuz, 4 milimlik kristalimiz, 20'lik misinamız, boncuk iğnemiz, bu şekilde arkadaşlar. Bir kristal, bir kum, bir kristal, 3 tane de kum taktım arkadaşlar. Bir miktar misinama, yarım metre kadar misinama, kristalimi, kumumu, kristalimi ve 3 kumumu taktım. Bunu da elimle ittiriyorum. Şöyle elimin üstüne atacağım. Boncuklarımı, misinamı. Şöyle yukarıya kadar boş çıktım. Bakın şu şekilde bir şeklimizi döndürdüm. Ve burada bir düğüm yapacağım. Bağladım. Şu şekilde göstereyim. Şekilde bağladım. Şu bağladığım kısmı kesiyorum. Daha sonra yapacağım. Şu şekilde bakın şeklimiz. Buradan kristalden ve kumdan önce bir kristali geçelim. Düğümlediğim yerdeki kristalim ve bir kumumdan ileriye geçiş yapıyorum. Misinam burada. Bakın. Kristal ve kumdan geçiş yaptım. Bu şeklimi de şöyle çeviriyorum. Misinam
sağa bakacak şekilde şeklimi de çeviriyorum arkadaşlar. Misinam sağ tarafta. Buradan işlem yapacağım. Şimdi buraya misinam sağ tarafta. Buraya da iğneme de bir kum, bir kristal, 3 tane de kum alıyorum arkadaşlar. Aşağı kadar ittiriyorum boncuklarımı. Bakın şöyle. Şu şekilde bunu şuradaki misinamın çıktığı kumun altındaki kristalden geçiş yapıyorum. Buradan bakın şu şekilde oldu. Bunu da bir kum ileri yapıyorum. Bir tane kumumdan da şöyle ileriye geçiyorum. Şu şekilde kum kristal 3 kumu taktım. Kristalin altından ve bir kum ileri geçtim. Bu şekilde tekrar bir daha yapıyorum çiçeğimi. Kum. Yine tekrar çiçeğimi yapmak için kum, kristal ve 3 tane kum aldım. Bunu da ittiriyorum elimle aşağıya. Elimin üstüne atıyorum şöyle. Kristalin altından ve bir kum ileriye. Altı tane kristalim olana kadar bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 6 tane olacak. Yine tekrar yine kum, kristal, 3 tane kumumu aldım. Yine tekrar akıttığım kumlarımı elimin üstüne atıyorum. Şuradaki kristalimden şöyle biraz odaklayayım. Kristalimden ve bir kum taktığım bir kumdan ileri. Şu şekilde geçiyorum. İki, dört, beş taneyi yaptık arkadaşlar. Yine kum, kristal, üç kumumu aldım arkadaşlar. Tekrardan altıncı kristalimi yerleştirip çiçeğimi kapatacağım. Kristalim ve bir kum
İleriden şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Kristalin ve bikom ileriden. Böyle böyle çiçeklerimizi yan yana yan yana sıralıyoruz arkadaşlar. Bakın 6 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya da bir kum. Burada 5 tane kumumuz var. Burada bir kumumuz eksik. Buraya bir kum ekleyip çiçeğimizin ortasından dolaşıp kristalden yukarı çıkacağız. Bir kumumuzu alıp bakın misinamız da burada. Şuradaki tohumumuzu 6'ya tamamlayacağız arkadaşlar. Bir kum alarak tepeden hepsini dolaşıp buraya geleceğim. Bir tane kumumu buraya ekledim arkadaşlar. Toplamda bakın şöyle göstereyim. Bir kumu buraya ekledim. Toplamda 6 tane kumum oldu. Dolanıp misinamı getirip şu kristale kadar geleceğim. İçlerinden dolaşıyorum. Bakın şöyle en sonda da bir tane ve kristalden boş yukarı çıkacağım. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Kristalden boş yukarı. Bir kumumu ekledim. Kristalden de yukarıya çıktım. Burada olmayan nedir? Bakın şu iki kristalin adet tepelerinde üçer kum var. Burada da üç kumum eksik. Buraya da üç kumum koyacağım. Üç tane kumumu aldım. Tepe kısmına kapatacağım. Misinam burada. Ben şu tepeden aşağı kristalimden ineceğim. Bakın şu şekilde. İndim. Ve buradaki işlemimi tamamladım. Buralardan da gelip düğüm yapacağım. Çiçeğimin birini bitirip düğüm yapıp koparacağım. İkinci çiçeğimi koparmayacağım. Ekleme yapacağım ikisini birbirine. Şöyle düğüm yapacağım, sağlamlaştıracağım.
Evet, makasımla kesiyorum. Bir tane çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Aynısından, çiçeğimizin aynısından bir tane daha yapacağız. Evet. İkinci çiçeğimizi yaptığımızda koparmayacağız arkadaşlar. Misinasını. İki çiçeği birbirine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, iki tane çiçeğimizi yaptık. Birisini önceden yaptık, düğümledik, bağladık, kopardık misinasını. İkinci yaptığımızın misinasını koparmadık. Misinası takılı. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Nasıl birleştireceğiz? İkisini birbirine şöyle tutup çiçeklerimizi şöyle misinalı olanı şöyle getireyim. Şu üçlü kumları karşılıklı gelecek şekilde tutuyoruz. Misinamız burada. Şöyle yapayım. Misinamız burada. Üç taneler karşılıklı. Üç tane kumumuzun içinden boş geçiş yapacağım. Geçtim. Bir tane kum alıp şuradan geçeceğim. Bir tane kum alıp buradan geçeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Misinam burada. Misinam şurada. Bir tane kumumu aldım. Üç tane kumumdan boş geçiyorum. Tekrar buraya da bir tane kum alacağım. Bir kumumu aldım. Üç tane kumumdan geçiş yapıyorum. Bakın. Karşılıklı 3 kumumun sağına soluna birer kum ilave edip birleştirme yapıyorum. Yan tarafa geçeceğim. 3 kumdan boş geçeceğim. Şöyle. Bir tane kum alacağım ve 3 kumumdan geçiş yapacağım. Tersinden. Bakın sağına soluna bir ekleme yapıyordum. Şimdi şuradaki birden boş geçeceğim. Buraya eklemeyeceğim. Yan tarafta bir tane bir kumum var zaten. İçinden boş geçiyorum. Tekrar 3 kumumdan boş geçeceğim. Üç kumdan boş. Bir kum aldım yine. Tersinden. Şu bir kumum geçmedi, onu da tek
geçirici. Bu şekilde dolaşıyorum arkadaşlar. Ola ki cevşen doğası koymak isterseniz arkadaşlar, birazcık şurada boşluk bırakıp içine doğamızı yerleştirip ondan sonra kapatabiliriz. Bu şekilde devam edelim. Cevşen doğası koymak isteyen arkadaşlarımız içine doğa koyabilirler. Küçük cevşenimiz içi böyle düzgün dursun diye şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz silikon parçasını bu şekilde streç filmine sarıp orada bir dolgu işlemi yapabilirsiniz. O şekilde doldurabilirsiniz. Şöyle. Eğer isterseniz de doğanızı elektrik bantına sarıp bu dolgunun içine de koyabilirsiniz. Daha tok durur. Cevşen koymak istemeyenler de bu şekilde bir dolgu yapabilir arkadaşlar. Bu yaptığımız dolguyu arkadaşlar cevşenimizin içine koyuyoruz. Düzgün dursun, dik dursun diye dolgumuz içine koyuyoruz bakın. Şimdi kapatmaya devam edeceğim. Büyük cevşenlerinizde de böyle yapabilirsiniz. Streç filmi sardığımız için sudan etkilenmeyecek. Düzgün duracak cevşenimiz. Evet, kapatmaya devam edelim şimdi yine. Bu şekilde. Bir kumumuzu aldık. Yine 3 taneden geçiyoruz. Ve şuradaki bir kumumuzdan da geçelim. Ve kapatma işlemine devam ediyoruz. Bakın cevşenimizi bu şekilde kapattık arkadaşlar. Bu karşılıklı üçgenimizin sağına soluna birlerimizi yerleştirdik. Sonra yine üçten geçip bir koyduk. Tekrar üçten geçtik. Yanda bir vardı zaten. Buradan da boşluktan geçip yana ekleme yaptık. Diğer üçe geçtik. Üç kumumuza tekrar bir aldık. Üç kum. Bir kumdan geçtik. Üçten. Ve yana atladık. Bu şekilde kapamamızı tamamladık arkadaşlar. Ve misinamız burada. Bakın dolgumuz da çok güzel oldu. Çok güzel bir şekilde duruşu düzgün oldu arkadaşlar. Evet, şimdi kup kısmını nasıl yapacağız? Kup kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi kup kısmını yaparken arkadaşlar şurada bir kumumuzdaydık. Misinamız da burada. Buradan 7 tane pardon 7 ya da 9 alabilirsiniz. 9 kum aldım ben. 7 alabilirsiniz. Daha fazla da alabilirsiniz. Şöyle 9 tane kum alıyorsunuz arkadaşlar. 9 kum. Bunu da misinamızın çıktığının tam tersi istikametinde karşı tarafından bir kumdan geçiş yapıyoruz. Bakın bu buraya
bu şekilde montelendi. Şöyle göstereyim. İçinden bir tur daha boş geçelim ve sıkılaştıralım. Bir tur daha atalım ve sıkılaştıralım arkadaşlar. 7 kum yapabilirsiniz. Ben 9 yaptım. 9 yapabilirsiniz. Kulpunun uzunluğunun nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde dolaştım içinden tekrar. Kulp kısmı sağlam olsun. Tekrar içinden şuradan geçeceğim. Eğer kumunuzun içinden geçmezse şu anda benim geçmedi. Alttaki boşluktan da geçebilirsiniz şöyle. Boşluktan geçip kumunuzu kırmayın. Benimki sıkıştı biraz kumum. Boşluktan geçtim. Bakın. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Bakın çok güzel bir cevşenimiz oldu. Şu şekilde. Her yerini kapattık. Bunu da aşağı inip düğümleyip yakacağım. Sağlamlaştırın geçip. Şurada bir düğüm atacağım. Ve burada bitireceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde çeşit çeşit renklerde cevşen yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu da bir diğer rengi. Bu da bizim yaptığımız cevşenimiz. Bebeklerde nazarlık olarak da kullanabilirsiniz. Kolye olarak kullanıyoruz zaten. Bebeklerde de nazarlık olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buralarından zincir takıp kulbunu takıp kullanıma hazır hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde metal kolye aparatı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cevşeninizi. Bu şekilde deri metale alerjisi olan var ise arkadaşlar deri aparatta kullanabilirsiniz. Deri kordon, filoş ip, deri kordon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Çok sevimli, çok kibar, güzel kolyelerimiz bu şekilde kullanıma hazır oldu arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.